Kapsül Günlük Doz'dan herkese merhaba. Bugün 17 Temmuz Çarşamba. Türkiye'nin batı ve güney kesimleri aşırı sıcaklara teslim. İstanbul'da 36 dereceyi görecek sıcaklıklar, Batman'da 43, Edirne ve Aydın'da 41, Manisa, Gaziantep ve Siirt'te 40, İzmir ve Denizli'de 39'u bulacak. Şimdi haberler. AKP, emekli maaşlarına düzenleme yapılmasını da içeren yeni vergi paketini meclise sundu. 53 maddelik yasa teklifinde en düşük emekli maaşı 12.500 lira olarak düzenlendi. Yaklaşık 3.707.000 kişinin yararlanacağı düzenlemenin bütçeye maliyeti ise 33 milyar 200 bin lira olarak öngörüldü. Yurt dışı çıkış harcı 150 liradan 500 liraya çıkarılacak ve her yıl yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Serbest meslek kazancı ile restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek ve hasılatları ile beyanları arasında %20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlardan bilgi istenecek. SGK mevzuatında ilk defa yaşlılık aylığı bağlananların aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde işverenlere sağlanan %5'lik destek priminin hazine tarafından ödenmesi uygulaması son bulacak. Özel şirket statülü dahil, kamu kurum ve kuruluşların yönetim kurullarında görev alanlara verilen huzur hakkının sadece bir görev için verilmesi ve üst sınırının da 92 bin lira olması öngörüldü. Küresel şirketlerin elde ettikleri gelirden %15'lik asgari kurumlar vergisi alınacak. Yap, işlet ve devret modeli ile kamu özel işbirliği projeleri kapsamında elde edilen kazançlardan %30 oranında kurumlar vergisi alınacak. Hibrit elektrikli araçların teşvik edilmesi için ÖTV desteği verilecek. İstanbul'un en önemli içme suyu havzalarından Ömerli'nin içine Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yapılması kararı alındı. Şu anda %72 doluluğa sahip Ömerli Barajı, Anadolu yakasının tamamı olmak üzere İstanbul'un su ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor. Bölgede tehlikeli atık oluşturacak OSB ile ilgili İSKİ, bu projeye olumlu görüş bildirmedik, İSKİ'nin raporuna uyulması gerekir dedi. Yükseköğretim Kurumları sınavı sonuçları açıklandı. Doğru yanıt ortalamalarının tüm alanlarda düştüğü görüldü. Puanı hesaplanamayan aday sayısı ise 63.798. Eşit ağırlık alanı birincisi Galatasaray Lisesi'nden, sayısal alan birincisi Elazığ Cemil Meriç Fen Lisesi'nden, sözel alan birincisi ise Rize Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi'nden çıktı. Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle işletme hakkı, ihalede 505 milyon dolarla en yüksek teklifi veren Kara Arslan Şirketler Grubu'nun oldu. İhalenin açık artırma bölümü, 410 milyon dolar başlangıç fiyat ve 1 milyon dolar artırma aralığıyla gerçekleşti ve 27 tur sürdü. Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa rezervine sahip grup, Vahit Kara Arslan'ın yönetiminde tarım, akaryakıt, gayrimenkul ve inşaat alanlarında faaliyet gösteriyor. 2021'de Koç Holding'in 2.5 milyar liralık bedelle kazandığı ihale, Cumhurbaşkanı kararıyla iptal edilmişti. Almanya'da yurt dışı tatil paketi fiyatları ortalama %5.2 oranında zamlandı. Fiyatı en çok artan yurt dışı tatili ise %7.6 ile Türkiye paketlerinde gerçekleşti. Bu konuda Türkiye'yi %6.7 ile Kanarya Adaları ve %6.3 ile Balear Adaları takip etti. Öte yandan Federal İstatistik Dairesi'ne göre uçuş fiyatları yılın ilk 6 aylık kısmında %3.1 oranında düşüş sergiledi. 7. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde sahne alan 7 eseri izleyen yaklaşık 20.500 kişi festivalin rekorunu kırdı. Efes Antik Tiyatro ve Bornova KSM'de gerçekleştirilen festival, Kuğu Gölü Balesi ile başlamış, yazar Nikos Kazantzakis'in aynı adlı eserinden esinlenilen ve Mikis Theodorakis'in müziklerini yaptığı Zorba Balesi ile sona ermişti. Bilim insanları, Ayda Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in 55 yıl önce indikleri yerden uzak olmayan mesafede bir mağara olduğunu doğruladı. Ayda, geleceğin astronotlarına ev sahipliği yapabilecek yüzlerce mağaranın daha olduğu düşünülüyor. Yunanistan'da Mart ayında yürürlüğe giren ve şezlonglar ile şemsiyelerin kıyıdan en az 4 metre uzakta olmasını öngören yasanın uygulanıp uygulanmadığı insansız hava araçlarıyla denetleniyor. Yeni uygulama ile plajlara masa ve sandalye koyma izni olmayan restoranlar, barlar ile şezlong kiralama şirketleri denetleniyor. Vatandaş ihbar hattına da bu ayın ilk 5 gününde 1000'den fazla şikayet geldi. Bunun sonucunda da 350 bin eurodan fazla ceza kesildi. Daha fazlası için kapsul.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.